Arkadaşlar bugün Münevver teyzeden keçi peyniri tarifi görüyorsunuz. Tamamen doğal ortamda kara kazanda ısıtmış olduğu sütünü mayaladı. Bunu şimdi peynirleşmesini kesilmesini bekleyecek. Görüyorsunuz tamamen düz bir arazide hiçbir aracın olmadığı bir yerde Münevver teyzemiz peynirini yapıyor. Şimdi mayaladı. Kapağını kapattı ve bekliyor. Başladı. Şimdi mayamız tuttu artık. Tekrar kesilen sütü yani peynir tutan sütü ocağa aldık. Yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Şimdi işin ehlinden alalım artık sözün kalanını da. Yüzyıllardır buranın bu şekilde yapılan peyniri. En lezzetli peynir. Evet, en doğal. Çünkü doğal bir ortamda otlayan keçiler daha da sağlanıyor. Hiç şeye girmeden gülüm. Organik, tam organik bu şimdi. Evet, tam doğal. Evet. Hiç şeye girmez çünkü. Doğru sandı mı doğru peynir. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 60-50. Yani? 50. Atadan gelen bir meslek galiba. Yörük. Yörük. Zaten evet. Buranın kökeni Yörük. Evet. Şimdi bu şekil yapmamızın sebebi kaynaması için değil mi? Kaynaması için, bir yere toparlanması için bir araya. Hem evet. Kaynayacak hem de evet. Peyniri bir araya topluyorsunuz. Evet, topluyoruz. Peynirin suyu çıkıyor. Kuvvetlisi toplanıyor. Peynirden başka bu suda bir şey yapıyor musunuz buranın? Lor yapıyorsunuz. Evet. Oradan sonra bir kere daha peyniri pişirmek için kaynar suya atıyoruz. Evet. Sağlıklı olması için. Güzel bir pişmesi gerekiyor değil mi peynirin? 5 dakika kaynar suda durduruyoruz. Ortalığa beni şey mi diren Kemal? Şimdi artık bir müddet sonra toparlandığını görüyorsunuz. Süzgece alınacak. Süzgece alacağız şimdi. Toparladık artık kefkirle. Hiç el değmeden. Hiç el değmeden süzgece gidecek ve süzgeçte artık içindeki su basılacak değil mi? Evet. Sıkışması için. Şimdi bu peyniri suyuyla beraber konuluyor. Salamura diyoruz burada. Tuzluyoruz. Tuzlayarak. Ondan sonra ne kadar dayanma süresi oluyor? Bir sene, iki sene. Ne kadar? İki yıl, iki yıl boyunca evet. Kendini koruyan bir peynir oluyor sanırım. Evet. Buranın kültüründe tulum veyahut da basma var mıydı desteği gibi peynir? Hiç yaptın mı çocukken? Şey, gömme deriz biz. Ha. Hani büyük koca testiler oluyor ya. Evet. Bunları salamura akan döver, gömerdik. Kekikle, kara kekikle, eşek kekikle bile. Anladım. Ama şimdi yok. Yok, yapmazız. Peynir yok zaten. Fazla peynir yok ki. Ne yapacağız?
Unu yapsan 1 liradan alırlar her o şeyini, kilosunu. Oo, şeyde kalmış şey. Şimdi artık hazır olan şeyi leğene alıyoruz. Eskiden sepet vardı değil mi? Hı hı. Bu da sepet gibi güzel ama. Şimdi artık yerini plastik süzgeçler aldı diyelim. Ama bu işte kötü oluyor. Bu şekilde sürekli basarak içindeki suyu mu atıyorsun? Hı hı. İçindeki boşluk oluşmasını önlüyor değil mi? Evet. Bir yere gelmesini sağlar. Birbirine şey yapmasın. Bu işlemi ne kadar sürüyor? Tamam işte, bitti. Bitti. Evet. Bunu biraz. Tekrar şimdi suya mı atıyorsun? Hayır, sonra atıyorum nuru çıktığında. Şimdi artık buna peynir altı suyuna lor yapıyorsun. Evet. Çek.